Mercan TV Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar. Günün önemli başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödeme ile süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. Ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet korumasında yetişmiş 193 gencin, 2140 engellinin, 370 şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarının yapıldığı törende konuştu. Buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet korumasındaki çocukların hükümete geldiklerinde yüzlerce kişinin bir arada kaldığı yurtlarda balık istifi şeklinde barındırıldıklarını belirtti. Geleneğimizde devlet, diğer pek çok vasfının yanı sıra kimsesizlerin de kimsesidir. Vefat veya çeşitli sebeplerle ailelerini kaybeden evlatlarımıza sahip çıkmak, onlara analık, babalık yapmak devlet olarak boynumuzun borcudur. Hükümete geldiğimizde devlet korumasındaki çocukların yüzlerce kişinin kaldığı büyük yurtlarda adeta balık istifi şeklinde barındırıldığını gördüm. Maalesef topluma uyum sağlayabilecekleri iklimden yoksun çocuklarımız bu ortamda ne doğru dürüst eğitim alabiliyor ne de meslek sahibi olabiliyorlardı. Sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yaparak devlet korumasındaki çocuklarımızın yetiştirilme modelini baştan sona değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminde barındırmak yerine ev düzenine geçtik. Bu evleri de daha ziyade mahalle işlerinde açarak çocuklarımızın diğer ailelerin çocuklarıyla aynı okula gitmesini, aynı sokakta oynamasını, aynı atmosferi teneffüs etmesini sağlamaya çalıştık. Bugüne kadar 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkezi oluşturdu. Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliğinin kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıktığını ifade etti. Türkiye'nin sahip olduğu hizmet altyapısının gücü ve sosyal devlet vasfının genişliği kriz dönemlerinde çok daha iyi ortaya çıkıyor. Salgın döneminde sadece sağlık altyapımızın ve genel sağlık sigortamızın gücünü görmekte kalmadık. Aynı zamanda sosyal destek sistemimizin kapsayıcılığını da test ettik. Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde hamdolsun yüreklerimizi yakacak ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. Tam tersine 46 milyar lirayı geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ve geniş bir alanda verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık. Bakın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde şu anda aşı sıkıntısı var. Aşı bulamıyorlar. Biz ise hamdolsun şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla yaptığımız ödemeyle süratle aşılarımızı aldırmaya başladık ve ilk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek ve süratle de aşılamayı başlattık. Şu anda devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin'den aşı getirdiler. Eskiden biz aşı üretirdik, çocuklarımıza aşı yapardık, şimdi dışarıdan aşı alıyoruz dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, kendilerinin esnaf kantinci kazansın diye mücadele verdiklerini söyledi. Halkın sorunu varsa sorunu çözmek bizim görevimizdir. Hatta görevin ötesinde namus borcumuzdur. Biz bunun mücadelesini her yerde ve her ortamda yapmak zorundayız. Dolayısıyla milletvekili arkadaşlarıma bu bağlamda yürekten teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu, aşı ve serum üretim tesisi kurulmaması ve daha az maliyetli göründüğü için aşı ithalinin benimsenmesiyle Türkiye'nin aşı üreten ve ihraç eden ülke konumundan aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna geldiğini savundu. Ocak ayı aslında bizim için biraz hüzünlü bir ay. Çok sayıda anmalar var. Bu anmalar terör dolayısıyla hayatını kaybedenlerin, yitirenlerin, karanlığa ışık tuttuğu için, verdiği mücadele için, yazdığı yazılar için, yaptığı konuşmalar için, hayatı sonlandırılan, terörle sonlandırılan aydınlar için. Dolayısıyla Ocak ayının böyle bir özelliği var. Onat Kutlar bir Ocak günü hayatını kaybetti, öldürüldü. Yasemin Cebenoyan, Metin Göktepe gazeteci, Hrant Dink, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Gaffar Okan hep bir Ocak gününde şehit edildiler. Dolayısıyla biz karanlığa ışık tutan bütün aydınlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Bunlar malum aşı geldi. Çin'den aşıları getirdiler. Bir sürü sıkıntı var, şu var, bu var vesaire. Eskiden biz aşı üretirdik. Çocuklarımıza aşı yapardık. Aşıların hemen hemen hepsini yapardık. Hepsinin enstitüsü vardı. Bu aşı üretirdi. Bunlar kapattılar burayı. Dışarıdan aşı alıyoruz. Bir açıklama. Bu açıklama bana ait değil. Onlara ait. Şöyle diyor. Aşı üretim sorununun çözümü için Türkiye'de yeni teknoloji uygun bir aşı ve serum üretim tesisi kurulması ile mümkün iken, yani yeni teknolojiyle yeni aşıları yapmak ve üretmek mümkün iken bu yatırım yapılmayıp yerine kısa dönem için daha az maliyetli görünen aşı ithalinin benimsenmesi, Türkiye'yi aşı üreten ve ihraç eden bir ülke konumundan aşı ihtiyacını dış ülkelerden karşılayan bir ülke konumuna getirmiştir diyor değerli arkadaşlar. Gübre fiyatlarındaki artışa tepki gösteren Kahtlı Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki fahiş fiyat artışları ve düzensizliğe dur denebilmesini acilen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Kahtlı Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, çiftçinin sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çiftçilerimiz için özel izin çıkmıştı. Gidip tarlasında çalışan çiftçilere, ziraat odasına ve ilçe tarlasına... Pandemi nedeniyle dışarı çıkma yasağına rağmen çiftçilerin 24 saat tarlada kendi işleri için özel izin çıktığı için çok memnun olduklarını ifade etti. Pandemiden dolayı çiftçilerimiz 24 saat tarlada kendi işlerini yapmaktadır. Devletimizden de Allah razı olsun, çiftçilerimiz pandemiden dolayı dışarı çıkma yasak olmasına rağmen çiftçilerimiz için özel izin çıkmıştır. Gidip tarlasında çalışan çiftçilere, ziraat odasına ve ilçe tarımda aldıkları çiftçilik belgeleriyle kendi tarlalarında çalışabilir. Ancak çiftçinin üretim yapabilmesi için desteğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Turanlı, milletvekillerin Büyükçay ve Koçeli barajlarının biteceğini ifade ettiklerine değindi. Fakat geçen yıldan bu yana gübre fiyatlarında büyük bir yükseliş bulunmaktadır. Ürün fiyatları yerinde saymaktadır. Fakat gübre fiyatı geçen seneye göre %50 ile %100 fiyatlar tamamen artmış durumdadır. Bizim devletimizden ricamız, gübre fiyatları bu kadar yükselmesinin nedeni nedir? Dövize bağlı ise döviz fiyatları düşmekte. Döviz fiyatları düştüğü halde mazot ve gübre fiyatları neden yükselmektedir? Pandemiden dolayı esnaf arkadaşlarımıza kira yardımı yapılıyorsa, bizim devletimizin de çiftçilerimize
mazot ve gübre ve zirai ilaçta bize yardım etmesi gerekmektedir. Fiyatların yükselmesidir. En azından ki geçen seneki fiyatın altında değil de geçen seneki fiyatta çiftçileriniz gübre ve mazot almak istiyor. Fakat geçen seneye göre gübre fiyatlarında %100 bir artış olmuştur. Bir an önce bu gübre fiyatlarına birilerine el atıp bu gübre fiyatlarını düzeltmesi gerekir. Aksi takdirde çiftçilerimizin %80'i gübre atacak durumda değiller. Bizim ikinci bir sorunumuz sulama. İnşallah vekillerimiz her geldiklerinde biz çalışıyoruz. İnşallah en yakın zamanda Büyükçay ve Koçali barajlarının biteceğini söylüyorlar. Biz de ümit ediyoruz ki bir an önce büyük bir çalışma yapılarak bu Koçali ve Büyükçay barajının bir an önce bitirilmesi. Turanlı 2020 yılında Ege menşeli tütünde Kağıtçı ilçesinde 1000'e yakın işçinin 5 firma ile sözleşmeli tütün üretimi yaptığını ancak yanıldıklarını vurguladı. 2020 yılında Ege menşeli tütünde Kağıtçı ilçemizde 1000'e yakın çiftçimiz 5 tane firmaya sözleşmeli tütün üretimi yaptı ve sözleşmelerinde 19,5 liraya alacağız diye bir taahhütte bulundu bu firmalar tarafından. Fakat alım dönemi başladığında 16 bin lirayla 15 liraya hesabınıza geliyorsa alalım, hesabınıza gelmiyorsa biz bu tütünüzü almayacağız dediler. Ve biz de mecburen çiftçilerimiz hazırlamış, paketlemiş tütünleri başka yere satamayacakları için bu 5 tane firmaya tütün satıldı. Fakat verdikleri fiyat değil, 15 lira 16 TL'den satıldı ve çiftçilerimiz, üreticilerimiz burada bir yanıltılmıştır. Ben buradan sizlerin aracılığınızla çiftçilerimize sesleniyorum. Bu yıl sözleşme yapan çiftçilerimiz özellikle sözleşmelerini okumasını istiyorlar ve sözleşmenin bir nüshasını da kendi yanlarına almalar. Aksi takdirde geçen seneki uygulama tekrar yapıldığı takdirde çiftçilerimiz perişan olacak. Ali Taş'ı mahalle muhtarı, ayrıca Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa İlik, son günlerde kömür alan vatandaşlar muhtarlıkları arayarak iki defa kömür yardımları yapılıyor diye talepte bulunmalarından dolayı zaman zaman muhtar arkadaşları zor durumda bırakıyorlar dedi. Ali Taş'ı Mahallesi Muhtarı, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa İlik, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin açıklama yaptı. Başkan İlik, kömür dağıtımının bir defaya mahsus yapıldığını belirtirken, vatandaşların muhtarları zor durumda bıraktığını vurguladı. Malumunuz üzere devletimiz tarafından her yıl yoksul yardıma muhtaç ailelerimize kömür dağıtılmakta. Kömür dağıtımı Adıyaman Sosyal ve Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılmakta. Bu anlamda bu yıl özellikle kömür dağıtımları biraz gecikmeli oldu. Tabii bunun yanı sıra kömür alan vatandaşlarımızın tespitini Adıyaman Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılmaktadır. Onlar yardıma muhtaç ailelerin listelerine göre kömür dağıtımı yapılmakta. Fakat son zamanlarda özellikle kömür dağıtımıyla ilgili bazı vatandaşlar tarafından sistemler var muhtarlarımıza karşı. Yani bir defa kömür alan vatandaş ikinci defa gelip muhtarlardan kömür talebinde bulunuyorlar. Muhtarların böyle bir yetkisi yokturdur. Yani muhtar ne yapar? Sadece fakirlik kağıdını verir. Vakıf ona göre inceleme yapar ve bundan dolayı da kömür dağıtımı yapılmakta. Biliyorsunuz 24 torba dağıtılmakta kömürler olarak, kömür vatandaşlara. Bu anlamda biz muhtarlar olarak Adıyaman'daki tüm mahalle muhtarları ciddi anlamda sıkıntı yaşamaktalar. İlik sadece muhtarlara değil sosyal yardımlaşmanın bu durumda sıkıntı yaşadığını aktardı. Tabii ikinci liste var. Yani kömür almayanlar tekrar bize müracaat ediyorlar. Yani biz derken bizden yine fakirlik kağıdı alıyorlar. Vakıf tarafından tespit ediliyor. Hali vakti iyi olmayanlara ikinci listeden bir kez olmak üzere kömür dağıtımı yapılmakta. Şimdi ben şuna geleceğim. Bir, kömür dağıtımlarında muhtarın herhangi bir yetkisi yoktur. Direkt Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan listeye göre kömürler dağıtılmakta. İkincisi, kömür alan vatandaş ikinci defa kömür talebinde bulunuyorlar. Diyorlar ki efendim kömürümüz bitti, bir daha kömür verin. Öyle bir
şans yok. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Yani 24 torba kömür alan vatandaş ikinci bir defa kömür alma yetkisine sahip değildir. Bununla ilgili muhtar arkadaşlarımız zaman zaman eleştiri alıyor, tepki alıyorlar. Böyle bir olay tamamen muhtarlıktan olağanüstü dışıdır. Şuna geleceğim. Biz kömür dağıtımına tabii ki devletimiz tarafından yapıldığını biliyoruz. Yalnız bazı vatandaşlar da işin kolayına kaçıyorlar. Adamın evinde doğal gazı var, kömür talebinde bulunuyor. Diyorum ki efendim senin evinde doğal gaz var, biliyorum, tanıyorum. Niye kömür talebinde bulunuyorsun? Efendim ben doğal gaz yapmıyorum. Yok öyle bir dünya yok efendim. Yani sen evine doğal gaz tesisatı çektirmişsin, devletten kömür talebinde bulunuyorsun. Buna vatandaşlarımız lütfen muhtarları bu konuda sıkıştırmasınlar. Bu konuda muhtarların herhangi bir yetkisi yoktur. Muhtar sadece burada bir aracıdır. Fakirlik kağıdı verir, tespitini vakıf yapar. Bundan dolayı bize liste gelmekte. Devletimiz tarafından resmi listeler gelmekte. Liste üzerine dağıtımlar yapılmakta. Gelen listelerin hepsinde telefonları var. Hatta devletimiz eskiden kömürleri vakıf tarafından dağıtılan kömürleri vatandaş gidip alırdı ama devletimiz artık vatandaşın evine kadar, kapısının önüne kadar kömür bırakıyor. Adıyaman Belediyesi daha yeşil bir Adıyaman için gayretle çalışmaya devam ediyor. Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde sürdürülen Daha Yeşil Bir Adıyaman çalışmaları parklarda da devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Kent Park'ta gerçekleştirdiği ağaçlandırma ve bakım çalışmaları kapsamında parka 4-5 yaşlarında gelişmiş ağaçlar dikmeye başladı. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, daha yeşil bir Adıyaman için şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarını Kent Park'ta da sürdürüyoruz. Parktaki ağaç dikme çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız inşallah diye konuştu. "26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Adıyaman Gümrük İl Müdürü ve çalışanları Vali Mahmut Çuadar'ı makamında ziyaret etti. Adıyaman Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla kurum çalışanları ile birlikte Vali Mahmut Çuadar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Gümrük İl Müdürü Derviş Tekli, Vali Mahmut Çuadar'a bir buket çiçek takdim ederek kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler ile Adıyaman'ın ihracat ve ithalat verileri hakkında rakamsal bilgiler sundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Gümrük Müdürü Derviş Tekli ve kurum çalışanlarıyla bir süre sohbet eden ve kurum çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Çuadar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm gümrük çalışanları ile Adıyamanlı sanayici ve iş adamlarının 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutlayıp çalışmalarında başarılar diledi. Adıyaman'da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden kardeşlerin ardından dram çıktı. Geçtiğimiz günlerde Kayalık Mahallesi Eski Z Caddesi üzerindeki 75 numaralı evde yaşayan Yıldırım ailesi sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenmişti. Sabah saatlerinde 3 çocuğunun ve eşinin zehirlendiğini fark eden baba Rıfat Yıldırım, 112 acil sağlık ekiplerini arayarak yardım istemişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Meliha Yıldırım ile çocukları TY'nin hayatta olduğunu, Dilan Yıldırım ve Mutalip Yıldırım'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Baba Rıfat Yıldırım, kızı Dilan'ın büyük bir heyecanla beklediği tabletini kullanamadan hayatını kaybettiğini söyledi. Yani ben o olay esnasında diğer odada yatıyordum. Sabah kalktığımda hanımım baygın yatıyordu. Bir de oğlum da baygın yatıyordu. Bir kızım, bir de küçük çocuğum vefat etmişti. O telaş ile hemen ilk yardımdan yardım istedim. İki çocuğum hayatını kaybetti. Zor bir durumdur. Biz bugün bir imtihan dünyasıdır bu. Biz bunu sabretmemiz gerekiyor. Öyle diyebilirim. Demiş. Evet, Dilan'ın bir tableti vardı. Tablet okuldan göndermişlerdi. Verilir. Dilan'a da bu çıkmıştı tablet. Kendisi işte vefat etti. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Kullanamadı. Kullanamadı. Tableti kullanamadı diyebiliriz. Çok bekliyor muydu o tableti? Tabii. Tablet ona çıkınca büyük bir sevinç durumu yaşadı. Tabii sevinci biraz kendisinden kalıp gitti ve vefat etti maalesef. Amca Orhan Yıldırım ise yeğeninin oldukça başarılı bir öğrenci olduğunu belirtti. Yeğenim çok çalışkan bir çocuktu. Ölmeden, vefat etmeden önce 2-3 gün öncesi devlet büyüklerimiz tablet bize verdiler. Allah razı olsun. Acımız büyük. Allah herkesten razı olsun. Hevesli miydi? Çok hevesliydi. Çok çalışkandı. Çok zeki bir çocuktu. Allah razı olsun. Çoktu. Hevesli çoktu. Okumaya da çok hevesli bir çocuktu. Peki tablet kendisine çıkınca heyecan vardı herhalde. Tabii. Ne demek? Mutlu oldu. Çalışkan bir çocuktu. Allah herkesten razı olsun. Bugüne kadar kendi evinden başka bir yerde kalmayan 12 yaşındaki Mustafa Yıldırım'ın ise olay gecesi anneannesine giderek orada kaldığı öğrenildi. Adıyaman Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in girişimleriyle iş adamı Erdal Yaprak tarafından da türbe binasının onarıldığı Yediyaman Türbesi'nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, türbelere sahip çıkmanın bir vefa borcu olduğunu söyledi. Adıyaman'ın ismini aldığı ve Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu arkasında bulunan Yediyaman Türbesi'ndeki onarım işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in girişimleriyle iş adamı Erdal Yaprak tarafından bina tadilatı gerçekleştirilen Adıyaman Belediyesi tarafından da çevre düzenlemesi yapılan türbede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç emeği geçenlere teşekkür etti. İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç şunları dile getirdi. Ecdadımızın yadigarı, memleketimizin tapu senedi hükmünde olan türbelerimize sahip çıkmak bir vefa borcudur. Yedi kardeşler olarak tebiinen türbemizdeki çalışmalarımızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, yeni gelen aşıların da incelemeleri Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında yapılacak. Bu da yaklaşık olarak 14 günlük bir süre. Ülkemize her gelecek teslimatta bu incelemelerin yapılması gerekiyor dedi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, yeni gelen 6,5 milyon dozluk aşıların uygulanma sürecini anlattı. Pazartesi sabahı itibariyle Çin'den ülkemize ikinci partinin Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, yeni gelen aşıların da Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında test edileceğini söyledi. Pazartesi sabahı itibariyle Çin'den ülkemize ikinci partinin ilk 6,5 milyonluk dozu ulaştı. Zaten daha önceden de 3 milyon doz gelmişti. Şu an itibariyle toplamda 9,5 milyon doz ülkemize gelmiş oldu. Bunlardan an itibariyle 1 milyon 300 bini sağlık çalışanlarına, huzur evi, bakım evi, engelli rehabilitasyon merkezi gibi yerlerde kalanlar ve onlara hizmet sunan kişilere yapıldı. Ayrıca
90 yaş üstünden başlayarak 85 yaşın üstündeki büyüklerimizin aşılanmasına da başlandı. Şimdi bu yeni gelen dozla birlikte yine 65 yaş ve üstü bireylerin aşama aşama aşılanmasına devam edilecek. Bu noktada bugün itibariyle 80 yaş ve üstü bireylerin sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandı. Ülkeye gelen her parti aşıda bu işlemin devam edeceğini belirten Kayıpmaz, şu anda hali hazırda TİK testlerinden geçerek acil kullanım onayı alan 1 milyon 700 binlik aşının uygulanmaya devam edileceğini kaydetti. Akabinde 75 ile 79 yaş arasındaki bireyler geliyor, sonrasında 70-74 yaş arası ve 65 ile 69 yaş arasındaki bireylerin aşılanmasıyla birlikte aşılamanın birinci aşaması tamamlanıyor. Yeni gelen partinin de incelemeleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında yapılacak. Bu da yaklaşık olarak 14 günlük bir süre. Ülkemizde her gelecek teslimatta bu incelemelerin yapılması gerekiyor. Bu 14 günlük sürede de şu anda elimizde incelemeleri tamamlanmış 1 milyon 700 bin aşı insanlarımızla buluşturulmaya devam edecek. Bu noktada hep tedbirli gitmekte fayda var. Yani ilk dozu yaptığınız kişinin ikinci dozunda garanti ederek gitmekte fayda var. Ondan dolayı böyle bir düşünce vardı ama şu anda yeni teslimatlar yapıldı. Yeni teslimatlar gelmeye devam ettikçe de ülkemize ulaştıktan sonra elimizdeki dozların daha geniş insan kitleleriyle buluşması hedefleniyor. Bu noktada da zaten 3 milyon doz aşı şu an itibariyle 3 milyon kişiye uygulanacak diyebiliriz. Sonrasında gelen 6,5 milyon dozluk serinin incelemeleri tamamlandıktan sonra aşının ilk uygulandığı kişilerden başlayarak ikinci dozlarda o aşılarda kullanılabilir. Yine onlardan da ilk doz aşılaması olan kişiler olacaktır. Adıyaman İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Kent genelinde kar yağışının yoğun olduğu kesimlerde devam eden çalışmalar sonucunda şu an için köylerin tamamında ulaşımın sorunsuz bir şekilde sağlandığını Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmetcan Erdoğan belirterek şu ifadelere yer verdi. Yoğun çalışmalar neticesinde herhangi bir kesimde kapalı yol olmadığı bilgisini bizimle paylaşan ve zorlu kış şartlarında dahi devlette devamlılığın esas olduğunu bizlere gösteren kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bugün ekiplerimiz tarafından Sincik ilçemize bağlı Arıkonak köyünde çalışmalar tamamlanmış ve herhangi bir köy grup yolu ve bağlantı yolunun kapalı olmadığı, aynı şekilde oluşabilecek herhangi bir kar yağışı sonucu olaya anında müdahale etmek için ekiplerimiz hazır beklemektedir. Rabbim devletimize zeval vermesin. Adıyaman'da karlı bölgelerde aç kalan yaban hayvanları için gönüllüler grubu doğaya çeşitli yiyecekler bıraktı. Adıyaman Doğa Sporları ve Offroad Kulübü ve Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Türk Hava Kurumu, Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği'nin üyeleri ve gönüllüleri destek verdi. Adıyaman merkeze bağlı Rezip, Ulubaba, Bezar ve Hisar Şengil devlet avlığına kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yiyecek bırakıldı. 3 farklı noktada 250 kilo yonca balyası, 300 kilo yem ve 16 çuval yeşillik doğaya bırakıldı. Yabani hayvanlar için de ormanlık araziye yem, buğday ve sakatat bırakıldı.
Adıyaman Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Başkanı Bayram Çalışır, yaban hayvanları için ikinci kez doğaya yiyecek bıraktıklarını belirterek hayvanları önemsediklerini ve onlara yiyecek bırakmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Milli Parklar'dan gelen arkadaşlarımızla beraber doğaya, yaban hayvanlarına yem bırakmanın ikinci projesini yaşıyoruz. Bu işi seviyoruz. Her canlı gibi onlar da zaten canlı. O canlıları çok biz önemsiyoruz. Bu kırsalda işte onlara yem bırakma, onların bir nebze olsun yemini sağlama işini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurtarma ekipleri iki keçiyi yapılan çalışma sonunda kurtardı. Adıyaman'da kayaların arasında mahsur kalan iki keçi ekipler tarafından kurtarıldı. Olay merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde meydana geldi. Mehmet Konukçu'ya ait keçi sürüsünden iki keçi kayalıkların arasına girdi. Keçinin sahibi keçilerini kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kurtarma ekiplerine bilgi verildi. AFAD arama kurtarma ekipleri keçilerin bulunduğu yere halatlar yardımı ile inerek keçileri halata bağlayarak kayalıklardan kurtardı. Adıyaman'da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Adıyaman'da 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre yangın Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın bodrum katından dumanlar yükseldiğini gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü. Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yaz boyunca kızgın güneşin altında ter döküp emek verilen ekin bir anda küle döndü. Adıyaman'ın Tekpınar köyünde bir çiftçinin deposunda çıkan yangın sonrası 900 kilo tütün yandı. Adıyaman'da tütün deposunda çıkan yangında 900 kilo tütün küle döndü. Alın
alınan bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Adıyaman'a bağlı Tekpınar köyünde Ali Küçükdoğan'a ait olan tütün deposunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken depodaki 900 kilo tütünün tamamen yandığı öğrenildi. Adıyaman'da iki otomobil. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza Kahta Adıyaman Karayolu'nun 20. kilometresinde meydana geldi. Kahta ilçesi yönünde ilerleyen Mehmet Nazif Bey yönetimindeki otomobil ile Mehmet Ali Ö idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak hazırda bekletilen sağlık görevlerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman ve Kahta ilçesindeki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.